أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim sevgisini ve muhabbetini kazanmaya, dünyadan ahirete göçerken dost olarak göçebilmeye, Ruz-i Mahşer'de Habibi ile buluşup cennette kucaklaşabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Okuduğum ayet-i kerime, bütün müminlere Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin talimatı, herkesi ilgilendiren ayet-i kerimelerden birisidir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu ayeti kerimede Estaizu billah Maide suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve taavenu alel birri ve takva. Kullarım birru takva üzere yardımlaşın. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Günah ve düşmanlık üzere sakın yardımlaşmayın. Rabbimizin kulları olarak, Rabbimizin talimatı karşısında duruşumuzu netleştirmemiz ve Kur'an ayetinden yana tavır almamız gerekmektedir. Dolayısıyla biz müminler kendi aramızda iyilikte ve güzellikte hem yarış yapacağız hem de birbirimize yardımcı olacağız. Bir insan iyilik yapmak istiyorsa, iyilik yapmak isteyene, istikamet üzere yürümek isteyene elinden tutup bizim yapabileceğimiz bir şey varsa yapmalıyız. Günaha girmek isteyen, yanlış iş yapmak isteyeni gördüğümüz zaman da onun elinden tutmalıyız, engellemeliyiz elimizden geliyorsa. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini, madde madde bir hadisi şerifini müzakere edelim. Bakalım Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Habibi vasıtasıyla bizlere neler duyuruyor. Buyuruyor ki Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin dünyevi sıkıntılarından bir sıkıntısını rahata kavuşturursa, inlediği bir sıkıntısı var, altından kalkamadığı bir sıkıntısı var, imdat dediği bir sıkıntısı var, biz de ne yapıyoruz? Ona bir nefes veriyoruz, onun o sıkıntısını gidermesine yardımcı oluyoruz. Karşılık olarak neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmel kıyame. Allah Celle ve Ala Hazretleri
o mümin kardeşinin sıkıntısını gideren, bir sıkıntısını gideren Müslümanın yarın ahiretteki büyük sıkıntılarından bir sıkıntısını gidermiş olur. Kıymetli dostlar, dünyevi sıkıntılarla uhrevi sıkıntıları karşılaştırmak mümkün değildir. Dünyanın en büyük çilesi, ahiretin en küçük sıkıntısının yanında hiçbir şey değildir. Bundan dolayıdır ki, bir Müslümanın dünyevi bir sıkıntısını gideriyor. Diyelim ki baba evlat arasında sıkıntı var, geçimsizlik var. Birisi devreye giriyor, baba ile evlat arasındaki husumeti gideriyor. Böylece baba da oh deyip rahatlıyor mu? Evlat da oh diye rahatlıyor mu? Ailede bir huzur oluşuyor mu? Oluşuyor. Şimdi birisi devreye girerek baba ile evlat arasındaki bir sıkıntıyı giderince Allah Celle ve Ala Hazretleri o kula, kulum, sen ki iki Müslüman arasını, hatta baba evlat arasındaki sıkıntıyı giderdin, ben de senin ahiretteki büyük sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderdim demiş oluyor. Dünyadaki sıkıntı ile ahiretteki sıkıntıyı karşılaştırmak mümkün değildir. Ama Cenab-ı Hak fazl-ı keremiyle ne yapıyor? Dünyevi ufak bir sıkıntıyı giderene ahirette büyük bir sıkıntısını gideriyor. Keza karı koca arasında bir sıkıntı vardır. İki ortak arasında bir sıkıntı vardır. Komşu ile komşu arasında sıkıntı vardır. Birileri devreye giriyor, o sıkıntıyı gideriyor ve onları barıştırıyor. Aradaki problem kalkmış oluyor. Bu iyiliği yapan insana Allah Celle Celaluhu ahirette büyük sıkıntılarından bir sıkıntısını izale etmek suretiyle mukabele ediyor. Darda kalmış, borcunu ödeyemeyen, çoluğunun çocuğunun nafakasını teminde sıkıntı içerisinde olan, kışın kömür alamayan, doğalgaz faturasını ödeyemeyen, elektrik faturasını ödeyemeyen, gerçekten muhtaç birisi, inandın ki bu adamın ihtiyacı vardır dedin ve buna yardımcı oldun, onun sıkıntısını giderdin. Bir fatura giderirsin, bir fatura sıkıntısını giderirsin ama Allah Celle Celaluhu senin, benim ahiretteki büyük sıkıntılarımızdan en az bir sıkıntıyı gidermiş olur. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bütün sıkıntı içerisinde olan insanların sıkıntısını kendisi gidermeye muktedir midir, değil midir? Muktedirdir. Peki kendisi niye gidermiyor? Bize niye gider diyor, kendisi gidermiyor? Kendisi giderirse sen ben ne kazanacağız? Diyelim ki falanca yere bir cami yapılacak. Bir kişi diyor ki ben kimsenin parasını karıştırmam bu işe, tek başıma ben yapacağım onu der. Kalkar tek başına camiyi yapmış olur. O caminin sevabı, sadaka-i cariyesi bir kişiye yazılır. Ama sen ben, imece usulü hepimiz torbanın içerisinde, kasanın içerisinde paralarımızı biriktiririz, koşarız, koşuştururuz, beraber yaparsak hepimiz kâr etmiş oluruz. Öyleyse bir camiyi bir kişinin yapması mı toplum için daha kârlı, yoksa bütün cemaatin el ele vererek yapması mı daha kârlı? Elbette yüzlerce insanın istifade etmesi ve oradan cenneti kazanmış olması daha kârlı. Şimdi bu cami-i şerifin yapılmasında bir kişi tarafından yapılmadığına göre ne kadar insanlar tarafından yapıldığının listesini kimse tutmamıştır. Ama Allah'ta bunun listesi vardır. Dolayısıyla o insanlar 1000 kişi olduğunu kabul edelim, 100 kişi olduğunu kabul edelim, her ibadetten o 100 kişiye gitmiş oluyor. 1 kişi değil 100 kişi istifade etmiş oluyor, 500 kişi istifade etmiş oluyor. Onun için Allah Celle ve Ala Hazretleri kendisi bütün kulların sıkıntısını gidermeye muktedirdir. Ama bir kısmını zengin, bir kısmını fakir kılıyor, bir kısmını sıkıntıya muptela kılıyor, diğerleri nasıl davranacak, merhamet edecekler mi, etmeyecekler mi, kazanmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bununla Allah onları denemiş oluyor. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hadis-i şerifin 2. cümlesi. Kıymetli dostlar, kul kusursuz, Mevla afsız olmaz. Kim derse ki benim kusurum yoktur, en büyük kusur ondadır. Kim derse ki benim kusurum azdır, en çok kusur onundur. Kimse kendisini temize çekmemesi lazım. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ
kendinizi tezkiye etmeyin. Ben temizim, pırıl pırılım demeyin sakın. Siz kendi kendinizi tezkiye etmeyin. Belillahu yüzekki. Allah tezkiye ederse tezkiye eder. Dolayısıyla hepimizin kusuru vardır, ayıbı vardır. Bazen yaptığımız bir takım işler vardır ki 5 yaşında çocuk görse utanırız ondan. Tek başımıza yaptığımız bazı şeyler var ki 5 yaşında çocuk görse utanırız ondan. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman kardeşinde bir kusur gördüğünde onu insanlara ilan etmiyor. Arkadaşlar ben gördüm falanca, arkadaşımız şöyle yapıyordu, şunu seyrediyordu, şunu şöyle yapıyordu diye. Bunu insanlara ilan etme, ört, ört, onun kusurunu ört. Bir Müslüman kardeşinin kusurunu ne yapmamalı? İfşa etmemeli. Estaizu billah, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Rabbimiz Celle Celaluhu Nur Suresi'nde buyuruyor ki, müminler arasında çirkin ve kötü haberlerin yayılmasını arzu edenler ve sevenler var ya, onlar için dünyada da ahirette de şiddetli azap vardır diyor. Müslümanın rezil olması ancak şeytanın işine yarar, kafirin işine yarar. Müslüman kardeşinin rezil olması senin işine yaramaz. Şeytanın işine yarar, kafirlerin işine yarar. Öyleyse bir Müslüman kardeşinde bir kusur tespit ettin. Bunu ne yapacaksın? Başkasına duyurmayacaksın, ilan etmeyeceksin. Kardeşim, o ayağı kaymıştır, sebeplerini de senin bilmediğin gerekçelerle böyle bir yanlış yapmıştır. Senin ona benzer, kim bilir, onlarca yanlışın vardır. Onun ayıbının, kusurunun piyasaya yayılmasını istiyorsan, yarın senin de ayıbının, kusurunun piyasaya yayılabileceğinin hesabını yapmak lazım. Yani sen o kardeşinin rezil olmasına sebep olursan, yarın birileri de senin rezil olmana sebep olur. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse hadis-i şerifin ikinci cümlesi nedir? Bir Müslüman kardeşinin ayıbını, kusurunu örterse, Allah da dünyada ve ahirette onun hem dünyada hem ahirette kusur ve ayıbını örter. Kıymetli dostlar, Müslümanlarda ve insanlarda bulunan ayıplar bazen müteaddi olur, bazen müteaddi olmaz. Yani bazı kusurlar var ki çevreye zarar veren kusurlardır. Bazı kusurlar var ki kendi şahsını ilgilendiren kusurlardır. Çevreye zarar veren kusurlar olunca bunu çok fazla saklamanın, gizlemenin faydası yoktur. Mesela diyelim ki bir insan, düşünün ki derviş kıyafetine bürünmüştür, samimi bir hava oluşturuyor, ondan gidiyor borç para alıyor, çarpıyor onu ödemeyecek. Öbürüne gidiyor, ondan da borç para alıyor, onu da çarpıyor, ödemeyecek. Sen bu adamın ahlakını biliyorsun. Aldığı parayı vermiyor, insanları dolandırmak için değişik bahaneler uydurarak insanlardan para topluyor. Şimdi bundaki bu ayıp ve kusur sadece kendisini ilgilendiren bir ayıp mı, yoksa çevreyi de ilgilendiren bir ayıp mı? Başkasına tecavüz eden, başkasının hakkını gasp eden bir yanlış mı? Burada başkasına zarar verdiği için bütün insanlara ilan etmeye gerek yok ama onun münasebet halinde olduğu, onun kandırabileceği insanlara, kardeşim bunun karşısında dikkatli olun, aldığını vermeyebilir, haberiniz olsun. Bunu demekte bir beis yoktur. Çünkü burada onu kötülemek maksadıyla bunu söylemeyeceksin. Ya masum, gariban birisi elinde 1.000 lira parası var, misal olarak söylüyorum. Gelecek onu ağlayacak, yalvaracak, bir hafta sonra vereceğim diyecek, adam 1.000 lirayı verecek, bir daha alamayacak ondan. Adamın zaten elinde, avucunda 1.000 lirası vardı. Onu da verdikten sonra, alamadıktan sonra, ondan sonra gelen hiçbir kimseye karşı gönlünde merhamet diye bir şey kalmayacak. Onu bu hale düşürmemek için ne yapacağız? Kardeşim, hatta bazen de sorarlar bize. Derler ki, ya falanca kişi benden borç para istedi, ne dersin, vereyim mi? Biz de biliyoruz ki adam dolandırıcıdır. Aldığını vermeyecektir. Ne diyeceğiz? Tavsiye etmem kardeşim. Şimdi bunu söylemek onun kusurunu ifşa etmek anlamında değildir. Ve o niyetle de söylenmez. Yani bu niyet çok önemlidir. O rezil olsun, herkesin gözünde düşsün diye, herkesin gözünden düşsün diye söylemek, rezil etmek için söylemektir. Millet uyanık olsun, zarara uğramasın, efendim çarpılmasın diye bunu söylemek, bu ayrı bir şeydir. Normalde bir insanın kusuru, ayıbı,
kendisini ilgilendiriyorsa, onun kusurunu, aybını ifşa etmek doğru değildir. Bir Müslümanın kusurunu, aybını örten bir insana, Allah Celle Celaluhu hem dünyada kusurunu örtüyor, hem de ahirette kusurunu örtüyor. Kıymetli dostlar, ahirette alâ mele'in nâs, bütün insanların huzurunda Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim kusur ve ayıplarımızı açıp sen şunları şunları yapmadın mı dese, cehennem azabı kadar da o insanların karşısında rezil olmak meselesi var değil mi? O da az bir azap değildir. Bir kişi, iki kişi değil, bütün insanlığın, peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın ve bütün insanların huzurunda rezil olmak vardır. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri diyor ki Habibi vasıtasıyla, kulum bak, sen bir Müslüman kardeşinin kusurunu örtersen, rezil olmasını engellersen, ben hem dünyada gerektiği pozisyonlarda senin kusurunu örterim, hem de ahirette senin kusurlarını millete ifşa etmem, seni rezil etmem diyor. Hadis-i şerifin üçüncü maddesi, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Darda kalmış birisi, fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan birisinin elinden tutup onun o zorluğunu, fakr-ı zaruretini gidermek suretiyle onun işini rahata kavuşturursak, ödemeler dengesi bozuktur, onun ödemeler dengesine omuz attık, destek olduk, rahatladı. Böyle olunca يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bu darda kalmış olan, ödemelerde sıkıntı yaşayan kardeşinin sıkıntılarını kolaylaştıran kişinin hem dünyevi hem de uhrevi sıkıntılarını Allah Celle ve Ala Hazretleri izale edeceğini söz veriyor. Şimdi şöyle bir, burasının anlaşılabilmesi için bir örnek de vermek isterim. Kur'an hizmetiyle meşgul olduğumuz için, bir de Küçükçekmece'de büyük inşaat hizmetiyle meşgul olunca, az paralar da buraya yetmeyince, bazen taahhüt ettiğimiz paralar var, imzasını attığımız paralar var. Efendim, şu tarihte vereceğiz diyoruz. O tarih yaklaştığı zaman, o parayı temin edemeyince gerçekten başlıyoruz ezilmeye. Tam o esnada birisi gelse dese ki, hocam Çekmece ile ilgili şu kadar yardım edeceğim deyince, inanın ki o kadar rahatlıyoruz, o kadar rahatlıyoruz ki, o rahatlık söz verdiğimiz, bizden ödeme bekleyen birisine karşı yüzümüzün aklını sağlayacak, inanın ki o kadar rahatlıyoruz. Geçen de Kale Bodur Fanyaslar'la ilgili 50 bin lira bir ödeme bu hafta yapılması gerekiyordu. Bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin, dostumuzun yanında dedi ki, Küçükçekmece'de bir taraftan mekanik işi devam ediyor, onun da ciddi ciddi ödemeleri var ama bu cuma günü ödememiz gereken bir 50 bin TL para var, Allah yardım etsin, piyasalarda pek iyi gözükmüyor dedik. Kardeşimiz dedi ki, hocam o 50 bin lirayı ben halledeyim dedi. Hesap numarası verin, göndereyim dedi. Yani o kardeşimizin orada 50 bin lirayı vereyim demesi, kendi şahsıma 50 bin lira verse o kadar sevinmezdim. Benim öyle bir ihtiyacım da zaten yok. Yani bir insanın bir sıkıntısını kolaylaştırmak, üzerindeki yükü atmak var ya, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, bir kulumun kendi şahsına ait bir sıkıntısı bile olsa, onu giderdiğin zaman ben senin hem dünyada hem de ahirette sıkıntılarını gideririm der. Bazen bakarsınız resmi dairede bir işiniz olur, tapuda, belediyede bir işiniz olur. Bakarsınız ki hiç beklemediğinizden daha rahat bir şekilde çözersiniz. Bazen çok basit bir meseleyi günlerce uğraşırsınız, çözemezsiniz. Ya bir imza atacak, gidersiniz müdür yerinde yok. Bir daha gidersiniz izine çıkmış, bir daha gidersiniz hastaneye yatmış, Allah beni mi buldu diyorsunuz. Şimdi işiniz zorlaşıyor, kolaylaşmıyor. İşiniz zorlaşıyor, kolaylaşmıyor. Peki kolaylaştığı zaman nasıl kolaylaşıyor, kolaylaşmadığı zaman nasıl kolaylaşmıyor? İşte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer sen
İşi darda olmuş bir mümin kardeşinin işini kendi imkanlarına göre kolaylaştırırsan, Allah senin hem dünyada hem de ahirette darda kaldığın yerde işini kolaylaştırır diyor. Hani merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yerdekilere siz mi merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Biz bir yetimin, bir fakirin, bir yoksulun, bir hastanın, darda kalmış birisinin imdadına koştuğumuz zaman aslında görünüşte onun imdadına koşuyoruz ama gerçekte kendi imdadımıza koşmuş oluyoruz. Çünkü ona ettiğimiz imdat sebebiyle Allah bizim dünyada sıkıntılarımızı giderecek, dünyada zorluğumuzu yok edecek, dünyada ayıbımızı örtecek, ahirette vereceği ayrı. Bir sonraki maddeye geçiyorum hadis-i şerifte. وَاللّٰهُ ف۪ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ي عَوْنِ اَخ۪يهِ Bir Müslüman hangi konuda olursa olsun, bir Müslüman kardeşine yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Bir delikanlı evlenme çağına gelmiştir, evlenecektir. Birileri ona yardım ediyor evlenmesi için. Şurada şöyle bir aday var, burada böyle bir aday var, uygundur, münasiptir, iyi niyetle yardım ediyor. Veya bir hanım kız evlenme çağına gelmiştir, bir başkası ona yardımcı oluyor. Şimdi bir mümin, bir mümine sadece evlenme meselesi değil, hangi konuda olursa olsun, yardım ederse Allah Celle Celaluhu bakıyor, bu mümin, bu mümin kardeşine yardım ediyor. Niçin? Allah için yardım ediyor. O ona Allah için yardım ediyorsa ben de buna yardım ederim. Ben aciz olarak Ahmet'e yardım ederim, Allah acziyetten münezzeh olduğu halde, her şeyin sahibi olduğu halde bana yardım eder. Benim yardımımla Allah'ın yardımı hiç birbirine benzer mi ki? Ben de yardım edebilmem için Allah'tan alıp yardım etmem lazım. Allah-u Teala'nın kimseden almasına gerek yok, kendi hazinesinden yardım edecektir. Evet, buraya kadar neyi gördük kıymetli dostlar? Efendim bir mümin inliyor, ıh diye inliyor, onu rahatlatacak, inlemesini dindirecek bir destek verirsek ona. Allah Celle Celaluhu bizim hem dünyevi, hele hele uhrevi sıkıntılarımızdan büyük bir sıkıntımızı gidereceğini söz veriyor. Habibi vasıtasıyla. Bir Müslümanın tespit ettiğimiz bir aybı ve kusuru vardır. Biz onu örtüyoruz, rezil olmasın, kardeşimdir bu, rezil olmasın, millet bunu duymasın diye örtüyorsak, Allah Celle Celaluhu bizim de dünyada ve ahirette milletin huzurunda rezil olabileceğimiz kusurlarımızı örter. Üçüncü olarak, fakir, fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan, ödemeler dengesi bozuk olan bir mümine yardım edip onun o sıkıntısını giderdiğimiz takdirde Allah hem dünyada hem ahirette bizim buna muadil sıkıntılarımızı giderecektir. Sonraki maddede de hangi konuda olursa olsun bir Müslüman, Müslüman kardeşine bu benim kardeşimdir, mümin kardeşimdir deyip yardımcı olursa Allah Celle Celaluhu de o ona yardım ettiği sürece ona yardım eder. Sen benim kuluma yardım ediyorsan ben de sana yardım ederim diyor. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsinler. Hadis-i şerifi de bununla öpüşüyor. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Allah'ın evlerinden bir evde insanlar toplanırlarsa, şu andaki sizin manzaranız gibi, toplandığınız gibi insanlar toplanırlarsa, Allah'ın evinde toplandık. Peki ne yapıyorlar bir de? يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okuyorlar, ayet okuyorlar. وَيَتَدَارَسُونَهُ ف۪ي مَا بَيْنَهُمْ Ve aralarında bunun müzakeresini yapıyorlar. Yani Allah şu ayette şunu buyurdu, bu ayette bunu buyurdu. Habibi şöyle söyledi, bu ayeti böyle tefsir etti. Bunun müzakeresini yaparlarsa اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةُ Onlara bir sekinet iner. Allah tarafından هُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ سَك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah sekineti, huzuru, mutluluğu müminlerin kalbine indirdi diyor. Şimdi kıymetli dostlar, Allah'ın evlerinden bir evde insanlar toplanırlar. Allah'ın ayetlerini okur,
kendi aralarında bunu müzakere ederlerse, evvela onlara bir sekinet, yani gönül huzuru iner. Şöyle söyleyeyim size, daha doğrusu sorayım size, ofisinizde, yazıhanenizde olduğunuz zaman mı daha huzurlusunuz? Şu sohbeti dinlerken, ayetleri, hadis-i şerifleri dinlerken camide mi daha huzurlusunuz? Bana sorarsanız, ben bu manzarada çok daha huzurluyum. Ve inanıyorum ki siz de bu manzarada daha huzurlusunuz. Çünkü ayetlerin okunduğu ve müzakere edildiği meclislere Allah müdahale eder. Onlara sekinet indirir. Kalp huzuru indirir onlara. Evet. İlla nezelet aleyhimus sekinetu. Onlara sekinet iner, kalp huzuru iner. Başka ne olur? Ve gashiyethumur rahmetu. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Hem sekinet iniyor, hem de Allah'ın rahmeti o insanları kuşatıyor. Başka ne olur? Ve haffethumul melaiketu. Rahmet melekleri gelir, onları kuşatmış olurlar. Böyle meclislerin etrafı rahmet melekleriyle kuşatılmış olur, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir pazar sohbetinde veya iki sohbette de bunu anlatmıştım. Yaşanan canlı veya yaşadığımız canlı bir manzara olduğu için paylaşıyorum onu sizinle. Sabah namazlarını müteakiben burada camide, camideki cemaatimizden gelenler, sağdan soldan bu maksatla gelen bir grup kardeşimizle beraber işrak vaktine kadar bir takım virtler ve zikirler yapıyoruz düzenli bir şekilde. Gelmek isteyen uzaktan, yakından geliyor. Burada dışarıdan gelen, Suriye'den gelen cemaatimizden birisi, ehli hal birisi, böyle sıradan birisi değil, hem ilim sahibi hem de ibadetine düşkün birisi, o da işrak vaktine kadar bekliyor. Minberin arkasında kendi kendine zikirlerle, virtlerle meşgul oluyor. Bir gün kendisi de katıldı. Katıldıktan sonra dışarı çıkarken kapıda Türkçe bilmiyor, Arapça söylüyor. Bana diyor ki, sen diyor bunlara da tercüme et. Ben de tercüme ediyorum. Diyor ki, ben diyor minberin arkasında zikirlerle meşguldüm diyor. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Bir de baktım ki sizin zikir yaptığınız meclise doğru camdan içeriye böyle yeşil yeşil kuşlar giriyor. Caminin içerisi yeşil kuşlarla doldu. Ben anladım ki buradaki meclise, zikir meclisine Allah'ın rahmet melekleri iştirak ediyor. Dolayısıyla beni de kabul ederseniz ben de geleyim bu zikir meclisine, bundan sonra katılayım dedi. Biz kimseye gelmeyin demiyoruz zaten. Aradan bir süre geçti, buradan bu mahalleden taşındı bir başka yerde. Hem ders okutuyor hem de meşgul oluyor. Bir süre sonra yine geldi bana, imam odasında dedi ki, hocam dedi, ben o zaman size sadece bir tanesini anlattım. Bir başka günde de yine caminin içerisinde siz zikirle meşgul olurken, ben de kenarda kendi zikirlerimle meşgul oluyordum. Caminin üstteki mahfillerine varıncaya kadar her taraf nurani varlıklarla dolu olduğunu uyumuyordum. Uykuyla uyanıklık arasında gördüm dedi. Şimdi ben bu kardeşimizin canlı canlı kendi gördüklerini, hissettiklerini anlattığını sizinle paylaştım. Hiç buna gerek kalmadan bu hadis-i şerif zaten bunu anlatıyor değil mi? Yani bir camide, Allah'ın evlerinden bir evde insanlar toplanırlarsa, Allah'ın ayetlerini müzakere ederlerse, bu dertle dertleşirlerse, bir, Allah onlara huzuru indirir, sekineti indirir. İki, rahmetiyle onları kuşatır. Üç, meleklerle onları kuşatır, rahmet melekleriyle kuşatır. Bu kardeşimizin gördükleri bize hiç intikal etmese bile, onları bize söylemese bile, zaten bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet edilmiş, Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şeriftir. Bu bizim için yeterli kaynaktır. Ama böyle bir zuhuratın olması, böyle bir bilginin de bize ulaşmış olması, hadis-i şerifteki bilgileri teyit ve tekit etmesi bakımından işe yarar diye sizinle paylaştım kıymetli dostlar. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Allah'ın evlerinden bir evde insanlar toplanırlar. Kur'an ayetlerini müzakere ederler ve dertleşirlerse, bir, Cenab-ı Hak onlara sekineti indiriyor.
kalp huzurunu. İki, rahmetiyle onları kuşatıyor. Üç, meleklerle, rahmet melekleriyle onları kuşatıyor. Dördüncüsü de وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ Allah Celle Celaluhu gökyüzündeki meleklere orada toplanmış, Kur'an ayetlerini müzakere eden, din derdiyle dertleşen insanlardan bahseder meleklere. Ey melekler! Bakın, yeryüzünde şu mıntıkalarda bu saatte toplanmış, benim evlerimden bir evde toplanmış, benim ayetlerimi müzakere eden, din derdiyle dertlenen kullarım vardır. Onların şu güzel manzarasını seyredin bakalım diyerek gökteki meleklere de o insanlarla ilgili bilgi verir ve gökteki meleklere onları över ve tanıtır. Yani kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu gökteki meleklere bir grup insandan övgüyle bahsediyorsa o insanlara Allah'ın nasıl muamele edeceğini tahmin edersiniz. Elbette Cenab-ı Hak o kullarına rahmetiyle tecelli edecektir, mağfiretiyle tecelli edecektir. Evet, bunda ciddi manada büyük bir müjde vardır. Bu hadis-i şerifin sonunda وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Çok önemli bir cümledir bu cümle kıymetli dostlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insanı ameli geri bırakmıştır. Yani beş vakit namaz kılması gerekiyor, kılmıyor. Oruç tutması gerekiyor, tutmuyor. Cennete ilk girenlerle girebilmesi için yapılması gerekenleri yapmıyor, tembel davranıyor. İşine her gün gidiyor, affedersiniz çişine hep gidiyor ama ibadetine gelince onu aksatıyor. Yapılması gereken zaruri, farz olan ibadetlerini aksatıyor. Şimdi bakın dostlar, bazen böyle esprili bir şekilde sohbetimi gündemde yaparım onu. Bir defasında havaalanından bu tarafa doğru geliyorum, metro ile geliyorum. Efendim, metro kartı var bende. Bastım kartı, açmadı bana. Geçemezsin dedi. Allah Allah, bir baktım, 25 kuruş eksik. 25 kuruş eksik. Ya 25 kuruş eksiklikten dolayı kocaman Kocatepe Camisi'nin imamına yol vermedi be, ne dersiniz? Vallahi yol vermedi be. Git dedi, doldur dedi, ondan sonra geçersin dedi. Ya ben değil de başbakan gelse geçebilir miydi? Geçemezdi. Oradaki sistem ne? Buradan geçebilmek için ne kadar? Mesela 3 lira ise 3 lira orada olması lazım. Değilse geçemiyorsun. 2 lira 99 kuruş var. Geçebilir misin? Geçemezsin. Kardeşim, cennete direkt girmek istersen 5 vakit namazın 5'i de tam olacak. Oruç tam olacak, zekat tam olacak, farzlar tam olacak. Bastığını cırt geçersin karşıya. Ama geldin şimdi bastın kartı, namazda faso, oruçta faso, zekatta faso. Geç bakalım. Kocatepe Camii'nin imamı değil, Diyanet İşleri Başkanı olsan geçebilir misin? Geçemezsin. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Yarın ahirette nesep geçmeyecek. Falanın oğluyum, fişmanın torunuyum, Şeyhül İslam'ın sülalesindenim, ben seyyidim, Peygamber Efendimiz'in sülalesindenim desen o da yemez diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Eğer bir insanı yapması gereken ameller yeterince değilse, onu geride bıraktıysa, senin amellerin eksik ama sen falanca sülaledensin, seni biraz daha ileri alalım, yok. Öyle bir şey yok. Sırat köprüsünden geçmek için, kıymetli dostlar, sırat köprüsünden geçmek için turnikelerden geçmek gibi çok daha otomatik sistemler vardır. Gidince göreceğiz. Geçebilecek yükümüz varsa, kartın içerisinde, amel defterimizde o kadar yüklü ameller varsa zaten geçeceğiz. Hatta geçerken, şimdi havaalanına gittiğinizde yürüme bantları vardır. Yürüme bantına bindiğiniz zaman herkesi aheste aheste götürüyor. Sırat köprüsündeki yürüme bantları herkese göre değişiktir. Neye göre? Ne kadar yüklü gidersen ona göre hızlı götürür. Oradaki yürüme bantları neye göredir? Oradaki yürüme bantları
senin amel defterine, senin amel kartına yüklü olan amellere endekslidir. Yetmiyorsa, yarı yolda bırakıyorsa, yarı yolda bırakıyor. Geçirmiyor, köprüyü geçiremiyor. Ama şunu çok iyi bilelim ki, köprünün, şimdi Boğaz Köprüsü'nde, Fatih Köprüsü'nde, köprünün üzerinde otopark yapılabilir mi? Yapılamaz. Ha, köprünün üzerinde park işi de yok. Karşıya geçemedim, park edeyim, kenarda bekleyeyim. Yok kardeşim. Kenarda bekletmiyorlar, aşağıya alıyorlar. Yıkama, yağlama servisi var. Tamiratı orada yapıyorlar. Eksikleri orada telafi ediyorlar. Allah hepimize yardım eylesin. Demek ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu hadis-i şerifin son cümlesinde ne buyurmuş oldu bize? وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Bir insanı yapması gereken ameller yetmedi, onları eksik bıraktı, kusurlu bıraktı ise onun soyu, sopu, konumu, mesleği efendim ne yapmaz? Karşıya geçiremez. Ben falanca üniversitenin dekanıydım deseler geçirir mi? Geçebilir mi? Geçemez. Dekanlık, bakanlık sökmez. Vallahi billahi sadece kulluk ve iman söker, başka hiçbir şey sökmez. Peygamberler bile ne diyorlar? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا Önce abduhu diyoruz değil mi? Önce kuldurlar. Önce kulluk söker. Kulluk olmadan hiçbir şey olmaz. Herkes önce kuldur. Kulluğun arkasında neler varsa, işe yararsa ona münasip işe yarar, yoksa işe yaramaz. Evet. Kıymetli dostlar, bu hadis-i şerifi tekrar özetle söylüyorum. Madde madde bir hadis-i şeriftir. Bir Müslümanın darda kaldığı, nefes almakta zorlandığı bir noktada onu rahatlatırsa bir insan, Allah Celle ve Ala Hazretleri bu Müslümanın, kardeşinin sıkıntısını gideren müminin kıyamet sıkıntılarından büyük bir sıkıntısını giderir. Bir Müslüman kardeşinin dünyada kusur ve ayıbını örterse, Allah Celle Celaluhu hem dünyada hem ahirette bu insanın kusur ve ayıbını örter. Bir insan, fakr-ı zaruret içerisinde kıvranan bir kardeşinin fakirliğini giderecek bir omuz atarsa ona, Allah Celle Celaluhu hem dünyada hem ahirette onun elinden tutar. Kul kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da o kuluna yardım eder buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bir insan, وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِه۪ طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ Bir insan bir yol tuttu, bu yolda ilim arıyor. Allah'ın haramını, helalini, farzını, vacibini, yani kendi vazifelerini öğrenmek için bir ilim yoluna girdiyse, ilim yoluna iyi niyetle giden insana Allah cennete giden yolları kolaylaştırır. İbadeti kolaylaştırır, sevdirir, hevesini artırır. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın ayetlerini okumak için toplanan ve onu kendi aralarında müzakere eden insanlara Allah bir sekineti indirir, iki rahmetiyle kuşatır, dört rahmet melekleriyle onların etrafını çepeçevre çevreler ve beşincisi olarak da Allah Celle Celaluhu gökteki meleklere o insanları över de över, onların güzel manzarasını anlatır. Dedikten sonra hadis-i şerifin son cümlesi, bir insanın cennet ve cemalullah'a varabilmesi için yapması gereken amel neyse, burada eksiği varsa o eksiği başka bir şey telafi etmez. Yani nesebim onu telafi etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemize radıyallahu anhaya ne demişti? Kızım Fatıma, babam peygamberdir deyip bana güvenerek amelinde sakın gevşeklik yapma. Herkesi yarın ahirette kurtaracak olan kendi imanı ve kendi amelidir. Dolayısıyla baban seni karşıya, Sırat Köprüsü'nden karşıya geçirmeyecek, seni kendi imanın geçirecek, kendi ameli salihin geçirecek. Herkesi kendi imanı, kendi ameli salihi geçirecek. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, biricik babası kainatın efendisine güvenerek amelini askıya almaması gerekiyorsa, benim senin herhangi birimizin amellerimizi askıya almayı gerektirecek hangi güvencemiz olabilir? Ey kızım Fatıma, babam kainatın efendisi peygamberidir, alemlere rahmettir diye. Buna güvenerek kendi amelinde gevşeklik yapma, kendi amelindir seni karşıya geçirecek olan diyorsa, o zaman o kendi babasına güvenerek amelinde gevşeklik yapamayacaksa, biz neye güvenerek amellerimizde gevşeklik yapacağız?
Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, cennetin talipleri, Allah sevgisinin talipleri, siz camide olduğunuza göre, bu saatte buraya vakit ayırdığınıza göre hepiniz cenneti istiyorsunuz. Allah versin, hepinize versin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın cemalini istiyorsunuz, Cenab-ı Hak hepinize versin inşallah. Ancak şunu siz kardeşlerimle paylaşmak isterim, çok açık ve net olarak paylaşmak isterim. Siz neden Cuma'ya geldiniz? Cenneti arzu ettiğiniz için geldiniz. Eğer Cuma'ya gidersem bu yol bana açılır düşündünüz, onun için geldiniz, iyi yaptınız geldiniz, doğru düşündünüz geldiniz. Ama Cuma'ya gelmek cennete direkt kapıyı açar mı açmaz mı? Yani amel kartınıza Cuma'yı yüklediğiniz zaman turnikeden geçmek isterseniz geçebilir misiniz? Tamamdır, senin kartın doludur, geç derler mi size? Derler mi bize? Bunun içerisinde yüklenmesi gereken neler varsa bunlar yüklenecek. Bunlar yüklendikten sonra. Şimdi biriniz, herhangi birimiz emekli olacağız. Emeklilik sandığı bizden bir takım evraklar istiyor. Atıyorum 10 tane evrak istese. Biz bunlardan 9 tanesini götürsek, çoğunu getirdim, al sana kardeşim desek. Tamam, madem çoğunu getirdim, ben de seni emekli yaptım, emeklilik işlemini tamamladım der mi, demez mi? Der mi? Demez. 10 tane evrak lazımsa onu da onunu da istiyorlar. Hepsini getir kardeşim, işleme koyayım. Ondan sonra emeklilik işlemin tamam olsun. Yıllardır emeklilik işini tamamlayamayan, bir evrakı, iki evrakı bulamadığından dolayı tamamlayamayan kardeşlerimiz var. Kardeşim, el mecaz kantaratul hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. Sen, ben bunu dünyada yaşıyoruz. 10 tane evraktan bir tanesi eksik olunca İşlem tamam olmuyorsa, 5 vakit namaz lazım. Kaç sene yaşadın kardeşim? Yaşadın günlerce, bu 5 ile çarpıldığı zaman atıyorum 125.000 namaz lazım karşıya geçebilmen için. 125.000 namazdan sadece 5.000 varsa geçebilir misin? Hiç yoktan iyidir ama geçebilir misin? Kardeşim, 10 tane evraktan birisi eksik olunca, işlem olmuyorsa, 10 tane evraktan 9'u eksikse, sadece bir tanesi varsa nasıl işlem olacak? Burasını görmek lazım kıymetli dostlar. Ezan-ı Muhammedi okundu. Şöyle toparlamış olayım kıymetli dostlar. Hadis-i şerifin her cümlesi bizim için atom bombası gibi etkili ve bize çok şeyleri öğreten madde madde hadis-i şerifte cümleler geçmiştir. İnsanlar arasındaki diyalogumuz, mümin kardeşlerimize karşı bakışımız, darda kalmış olan insanların elinden tutma noktasındaki ufkumuz, anlayışımız ne olmalıdır? Biz birisinin elinden tuttuğumuz zaman gerçekte onun elinden değil, biz kendi elimizden tutmuş oluyoruz. Ahirete taalluk eden sıkıntılarımızı kendimiz dünyadayken gidermiş oluyoruz. Olaylara bu açıdan baktığımız zaman müminden merhamet hiçbir zaman bitmez. Hadis-i şerifin son cümlesine baktığımız zaman, sona yaklaşan cümlelere baktığımız zaman, hayatımızın akışı içerisinde psikologlara gidip bir sürü para veriyorsunuz. Efendim, huzursuzum, mutsuzum, çatlıyorum, patlıyorum diye. O da ne yapıyor size? Dinliyor, dinliyor, ver şu kadar parayı diyor, parayı alıp cuk cebine koyuyor. Ondan sonra diyor ki, al şu hapları, bu hapları şöyle şöyle kullan diyor. Başlıyorsun hapı kullanmaya, Allah, kullansam mı, kullanmasam mı? Durmadan uyku yapıyoruz, sarhoş oldum, serseri oldum falan. Yani verdiği hapları kullanıyorsun, kendinden geçiyorsun. Faydasını görüyorum, görmüyorum, karışık işler. Ben de diyorum ki size, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimize şunu söylüyor. Canın mı sıkıldı? Git bir zikir meclisine kardeşim. Bir sohbet meclisine git, psikolog gibi senden para istemezler. Ondan sonra o yeşil meşil kırmızı reçeteye de gerek yok. Orada sen rahabetli olursun, gayet kendine gelmiş olursun, sıkıntıların gitmiş olur. Bunun denemesini yapıyorsunuz. Şu anda belki ezan okudu diye daralıyorsunuz da. Efendim, ama yoksa sohbet dinleyince, ayetleri dinledikçe insan huzur bulmuş oluyor. O sekineti yakalamış oluyor. Cenab-ı Hak bu müjdeyi bize veriyor. Gönlümüzün huzur bulmasını istiyorsak buna benzer meclisleri artırmamız lazımdır. Son cümlede neydi? Ameli eksik olan nesebiyle bu işi tamamlayamaz demişti. Yüce Rabbim her birimize lazım olan amelleri kamilen tedarik edebilmeyi, dünyadan ahirete göçerken
çuvalın ağzını bağlarken içini dop dolu güzel amellerle dop dolu kılabilmeyi, sadece kefeni bembeyaz değil, amel defteri de bembeyaz olarak ahirete göçebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Amel defterlerimizde bugüne kadar var olan eksiklerimizi görebilmeyi, en kısa zamanda onları telafi edebilmeyi, hazırlıklı bir şekilde emaneti teslim edebilmeyi Rabbim her birinize, her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim, dünyevi, uhrevi ne kadar sıkıntılarınız varsa izale eylesin. Çocuklarınızdan, eşlerinizden, yuvalarınızdan, işlerinizden ve çevrenizden, patronlarınızdan veya işçilerinizden ne kadar sıkıntılarınız varsa Rabbim izale eylesin. Dünyada huzur içerisinde kulluğunu yapabilen, güle güle ruhunu teslim edebilen, cennete varır gibi kabre girebilen, ruz-u mahşerde Habibi ile kucaklaşabilen iyi kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Yardım olarak kıymetli dostlar, faturaları zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bayrampaşa'daki şubeleri için yardım talep edilecek. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. El-Fatiha.